Gümüşlük Mahallesi'ne 3.8 mil uzaklıktaki karda kayalıkları çevresinde Türk ve Yunan botlar arasında bugün yine hareketli dakikalar yaşandı. Türk sularına girince müdahale edilen Yunan botu arıza yapınca 30 dakika boyunca sıkıntının giderilmesini bekledi. Arıza giderilmesinin ardından Yunan botunun kendi sularına dönmesiyle gerginlik sona erdi. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz'la beraberindeki ilçe emniyet müdürü Haluk Koç'la üst düzey askeri yetkililerin dün öğlen saatlerinde sahil güvenlik botuyla bölgeye giderek inceleme yaptıkları karda kayalıklarında bugün hareketlilik yaşandı. Yunanistan'ın Kalaninos adasında konuştuğu AZ-913 numaralı Yunan botu saat 09'da önce karda kayalıklarına ardından Türk sularına yöneldi. Bölgede devreye görev yürüten 72 nolu Türk sahil güvenlik botu Yunan botunun karşısına çıktı. Turgut Reis'te konuştuğu 3 sahil güvenlik botu da bölgeye yöneldi. Denizde yaşanan dalaşma sırasında Türk ve Yunan botlarının neredeyse birbirine değecek şekilde yaklaştığı görüldü. Bir Türk botunun daha bölgeye ulaşmasıyla süren o hareketli anlarda saat 09.35'te Yunan botu Türk sularında motor arızası yaşadı. 5 Yunan askerinin botun üzerine çıktığı ve etrafında sürekli dönen Türk botundaki subaylarla konuşmaya çalıştığı görüldü. O anlar Deha tarafından görüntülendi. Yaklaşık 30 dakika olduğu yerde sabit olarak bekleyen Yunan botu, arızanın giderilmesiyle saat 10.15'te kendi sularına çekildi. İstanköy adasından gelen askeri bir Zotyak bottaki teknisyenlerin Yunan botuna malzeme getirdiği ve arıza için çalıştığı görüldü. Yaklaşık 75 dakika süren gerginlik Yunan botunun kendi sularına çekilmesiyle sona erdi bölgede halen 3 Türk sahil güvenlik botu karda kayalıklarının dibinden ayrılmazken, 2 Yunan botu ise kayalıklara 1 mil mesafede bekleyişini sürdürüyor. Gelkenli tekneye taciz. Bodrum'un Gümüşük Mahallesi'ne 3.8 mil uzaklıktaki karda kayalıkları yakınından, Yalıkavak Mahallesi açıklarından gelerek geçen gelkenli tekne Yunan sahil güvenliğinin tacizine uğradı. Yunan sahil güvenliğinin karda yaklaşma uyarısı üzerine tekne uluslararası sularda seyretmeye başladı. Daha sonra yelkenli tekneyi durduran Yunan sahil güvenliği bir süre teknedekilerle konuştu. Yaklaşık 10 dakika sonra yelkenlinin rotasında devam etmesine izin verildi. Kalan İmnos adası saat 16'da karda kayalıklarına gelerek Türk sularına giren Yunan botu ise bölgeyi hareketlendirdi. Türk Sahil Güvenlik Botu Yunan botunu kayalıkların önünden döndürdü. Yaklaşık 15 dakika süren botlar arası kovalamaca Deha tarafından görüntülendi. Ardından Türk botu Yunan botunu Türk sularından çıkardı. İki Yunan botu kalenin Nos adası önlerine çekildi. Bölgede halen iki Türk, iki Yunan botu kayalıklar bölgesinde devreye geziyor.